Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenine hoş geldiniz. Ege Üniversitesi Medya Merkezi'nden canlı olarak yayınlanan bültenimizde üniversitemizden haberlerle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin staj imkanları genişliyor. Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nde imzalanan protokol sayesinde moda tasarım öğrencileri yeni bir staj imkanına kavuştu. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Bölümü ve Rotex Tekstil arasında gerçekleştirilen protokol öğrencilere yeni staj imkanları sunacak. Emel Akın Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Profesör Doktor Zinet Öndoğan, öğrencilerimizden gelen talepleri dinledik ve Rotex Tekstil grubuyla konuştuk. Sonuç olarak öğrencilerimiz için uygun bir staj imkanı sağladık dedi. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Canan Füsun Abaysa, öğrencilerimize böyle bir imkanın oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum dedi. Ege Üniversitesi'nde doktora yapan öğrenciler akşam çayı etkinliği kapsamında Rektör Profesör Doktor Necdet Budak ile bir araya geldi. Doktora öğrencileriyle teker teker konuşup taleplerini dinleyen Rektör Budak, öğrencileri daha fazla proje üretmeye çağırdı. Rektörle akşam çayı programı kapsamında doktora yapan öğrencilerle buluşan Rektör Profesör Doktor Budak, genç araştırıcılarımızla gönül bağımızı güçlendirmeyi, üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz için daha güzel şeyleri nasıl yapabileceğimizi konuşarak yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz dedi. Rektör Profesör Doktor Budak, farklı bölümlerde doktora yapan araştırmacılarımız birbirini tanısın istiyoruz. Daha önce öğretim üyelerimizle rektörle akşam çayı programı kapsamında üniversitemizden eğitime, kampüs yaşamından geleceğe dönük proje ve hedefler doğrultusunda pek çok konuyu konuşmuştuk. Bu toplantılardan elde ettiğimiz çıktıların üniversitemizin yol haritasında önemli katkıları oldu. Yalnızca akademisyenlerimizle değil, doktora yapan öğrencilerimizle de birebir görüşmemiz, eğitimi, araştırmayı, ülkemize yönelik projeleri konuşmamız gerekiyor. Doktora yapan öğrencilerimizi daha fazla projelerin içinde görmek istiyoruz, dedi. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Dinçer Ayaz, Türkiye'deki biyoçeşitlilik hakkında açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Ayaz, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülke olduğunu söyledi. Bir ülkenin biyolojik çeşitliliği veyahut da bitki hayvan türlerinin sayısı ne kadar fazlaysa bu ülkeye giren ekonomik girdi o kadar fazladır. İnsanoğlunun yaşam kaynağını biyoçeşitliliğe borçlu olduğunu belirten Profesör Doktor Ayaz, biyoçeşitliliğin sağladığı faydaların insan hayatının devamı için önem taşıdığını vurguladı. Biyolojik çeşitlilik bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğidir. Bu açıdan bakıldığında biyoçeşitliliğin pek çok önemli yönleri vardır. Bizlere sağladığı faydalar vardır. İnsanoğlunun temel ihtiyaçları vardır. Başta gıda olmak üzere. Gıda ürünlerinin elde edilmesinde canlı kaynaklar önemli bir nokta biliyorsunuz. Bu doğadaki canlı kaynakların temelini ne oluşturuyor? Biyolojik çeşitlilik oluşturuyor. Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından Avrupa ve Orta Doğu'nun en zengin ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Profesör Doktor Ayaz, biyoçeşitlilik bizlere atalarımızdan emanettir. Her bireyin bu konuda sorumluluğa ve bilince sahip olması gerekir. Nasıl ki bizim yaşam hakkımız varsa doğadaki tüm canlıların da yaşam hakkı vardır. Doğa yalnızca insana ait değildir ve hepimizin evidir diye konuştu. Ege Üniversitesi Medya Merkezi'nden canlı olarak yayınlanan haber bültenimizin sonuna geldik. Mutlu günler dileriz. We'll be right back.